Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda Aralık ayında okuduğum kitaplarla sizlerleyim. Toplamda 13 kitap okudum bu ay. Şöyle göstereyim. Ama şu an 9'u elimde. Çünkü ikisini satış sayfamdan satmıştım. Birini de bulamadım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Sırayla göstermeyeceğim. Karışık olarak göstereceğim. İlk olarak asla ayrılmayacağız. Kitap bence gerçekten güzeldi. Orijinal bir konusu vardı bana göre. Novelli Dinamik zaten bu aralar gönlümü fetheden bir yayın evi oldu. Hele 2017 için böyle söyleyeyim. Gerek kapak tasarımı, gerek içerik olarak. Bana göre gerilim türünde bir kitaptı. Ve gerçekten hani başlarda çok böyle sadeymiş gibi görünüm ama sonrasında sizi bambaşka yerlere götürecek tarzda bir kitaptı. Gerçekten gerilim sevenler bu kitaba bence kesinlikle şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Müptela Yayınları'ndan Bizi Yarın Saklar. Bu kitabı da indirimde diye almıştım. Ve kapak fotoğrafı dikkatimi çekmişti, almıştım. Ve gerçekten hani içindeki yaşananlar insanı, yani açıkçası beni gerçekten etkiledi. Bazı yerlerine gerçekten duygulandım. Hele ki şuna bayıldım. Böyle çok şey, nostaljik bir şey gibi. Hani bunu okurken kendim böyle nostaljik bir havada hani hissediyor insan okuyunca açıkçası. Yine de böyle hafif çerezlik tarzı bir kitap ama sizi duygulandıracak tarzı bir kitap. Buna da bir şans verin derim en azından. Sonra hediye olarak gelen Milenyum Çıkmazı. Bu kitap da fena değildi diyebilirim. Sonra bu kitap Allah'ım argo bir cümle içerse de gerçekten çok güzeldi. Nasıl söyleyeyim? Başta ya okurken dedim ki ya of ne saçma şey ya filan. Ama sonra gerçekten hani gerek konu olarak biraz saçma gibi görünebilir. Ama gerçekten böyle depresyonda olup da cümleyi kuramadım. Söyleyemedim daha doğrusu. Depresyonda olup da sizi depresyondan çıkaracak bir kitap bence. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Kitap her şey, yani olaylar aslında ana karakterimizin bir rüya görmesiyle başlıyor. Ve o rüyadaki yani nasıl söyleyeyim? Şimdi spoiler'a girer mi bilmiyorum. Ama yani gerçekten böyle gülünce, böyle güleceğiniz, işte of yok artık ya salak saçma şeyler yapıyorlar falan diyebileceğiniz bir kitap. Ama gerçekten dediğim gibi böyle sizi enerjinizi yüksek seviyede tutacak bir kitap bana göre. Buna da bir şans verin derim. Onun dışında Allah'ım, ben bu kitaba resmen aşık oldum. Neden? Şimdi bu yazar kitabı pardon bana yazar imzalı olarak hediye etti. Bayağı oldu aslında hediye edili. Fakat ben okumadım. Neden? Aslında ben hani kitapların bir doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Elim gitmedi açıkçası. Çünkü kapak fotoğrafına bakınca biraz böyle ne denir? Hani evrenle işte biraz şey, bilimsel bir kitap gibi geldi. Bilimsel ağırlıklı. O yüzden pek de hani böyle şey yapmadım. Elim gitmedi yine dediğim gibi. Sonra okudum ve gerçekten kitabı okurken Dan Brown'un Cehennem kitabını okuyormuşum gibi hissettim. Ve gerçekten kitap tek kelimeyle muhteşemdi. Yani o içerisindeki bilgiler, hani sıkıcı tarzda o bilgileri yazar bize vermemiş. Bu en önemli bir şey. Tamam, yine içinde dediğim gibi bilimsel bilgiler var ama yazar bunu bizi sıkmadan bize veriyor ve gerçekten çok etkileyici bir tarzı var bence yazarın. Diğer kitaplarına en yakın zamanda almayı düşünüyorum gerçekten. Hani Türkiye'nin Dan Brown'u diyebileceğim bir yazar bence. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü önceki videolarımda da bahsetmişim de okuduğum hiçbir kitap beni tatmin etmiyordu. Sürekli beğenmedim, beğenmedim falan diyordum. Kitabı okudum, gerçekten beğendim. Güzeldi, akıcıydı. Bazı yerleri durağan mıydı? Evet, ama yine de dediğim gibi Dan Brown'un kitaplarını sevenler bu yazarı kesinlikle seveceğine inanıyorum. Mutlaka bir şans verin derim o yüzden. Bir parça sonsuzluk. Onun kapak fotoğrafına kapılıp da aldım açıkçası. Şu beni gerçekten mest etmişti. İçeriği o kadar değil ama dış kapak
Gerçekten çok beğenmiştim. Ve kitap güzel miydi? Güzeldi ama bana göre biraz fazla sıkıcı geldi. Çünkü çok astronolojik mi denir? Hani o tarzda çok böyle bilgi vardı, bilmediğim kelimeler vardı o konuda. Terimsel bir kelimeler çoktu açıkçası. Ve bu beni çok sıktı. Yani bir durağanlaştı demeyeyim, okumamı zorlaştırdı diyeyim daha doğrusu. Akıcı değildi bana göre daha açıkçası söylemek gerekirse. Ama konu olarak güzel miydi? Güzeldi ama sonu da biraz bana göre çok şey geldi. Saçma geldi açıkçası. Yani kısacası benim tarzıma hitap etmiyordu. Ben sevmiyorum diye herkes sevmeyecek değil sonuçta. Onun dışında yine kapak fotoğrafına ismini aldanıp aldığım bir kitap. Aldandım dediğim ama gerçekten beğendim kitabı. Farklı bir tarz bekliyordum ama yine de güzeldi. Masalsı bir anlatımı var. Ve ona rağmen gerçekten böyle sizi hani masal dinliyormuşçasına bir havaya sokuyor. Böyle bir güzel bir şey ne denir? Güzel bir tarzı vardı kısacası cümleyi kuramadım şu an. Yani okunabilir. Şans verin bence. Onun dışında bir kahve içebilir miyiz? Bu kitap ne denir? Bana göre benim tarzım hiç hitap etmiyor. Gerçekten hitap etmiyor. Yani şimdi çok böyle gömmek gibi olmasın ama ben hiç beğenmedim kitabı. Ya bu benim şahsi fikrim. Sonuçta siz beğenmeyeceksiniz diye bir şey yok. Bilmiyorum. Çok böyle yazım tarzı olsun, efendime söyleyeyim, konu olarak olsun. Konu aslında pek de ortada yok. Ama ben beğenmedim. Onu söyleyeyim. Ve Allah'ım o kadar çok story atmışımdır ki sürekli yakınmışımdır ki şu kitapla. Kubbenin altında Stephen King. Bu yazarın okuduğum ikinci kitabıydı. Ben bu kitabı bayağıdır erteliyorum çünkü gerçekten çok kalın. Boş bir zamanda boş bir kafayla okumak istiyordum. Ve hazır boş bir vaktim var dedim ki senenin son zamanı gelmiş. Hani en azından 2017'yi bu kitapla kapatayım diye düşündüm. Fakat gerçekten o kadar çok şey beni yıprattı ki. Yani yıprattı dediğim şöyle. Kitap akıcı ama değil. Çünkü şu puntolar, şu küçücük yazılar benim gözümü bildiğin o kadar çok yordu ki. Zaten 1000 küsür sayfa. Yani bilmiyorum. Zaten yani bir haftaya yakın bir sürede bitirdim kitabı. Şu an kaç günde bitirdim hatırlamıyorum. Konu olarak güzel miydi, orijinal miydi? Evet, dikkat çekici miydi? Evet. Ama bence yazar gereksiz yere fazla uzatmış. Bunun gerçi yorum videosunu da çekeceğim gerçi. Spoiler videosu olarak çekeceğim demiştim. 2018'de haftada bir gün spoiler videosu çekeceğim diye. Ama yani bilmiyorum. Dediğim gibi bana gereksiz yere uzatılmış gibi geldi. Neyse, yorum videosunu daha ayrıntılı anlatırım. Bu ayda 13 kitapla bitirdim. Yeni yılda bakalım Ocak ayını kaç kitapla bitireceğim. Yani 2 hafta boşum bol kitapla böyle geçirmek istiyorum açıkçası ama bakalım. Tekrardan beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.